Terörle mücadeleyle devam edelim. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi yaklaşık 40 yıldır devam ediyor. İşte bu süreçte binlerce askerimiz şehit düştü. O askerlerimizden biri 17 Ağustos 1994 yılında şehadet makamına ulaşan Yasin Yılmaz'dı. Şehidin ailesi yıllar sonra TRT Haber'e bütün duygularını aktardı. Gidelim o röportaja. Hayatının baharındaydı. Vatani görevini yapıp geri gelecek, yuva kurup çoluk çocuğa karışacaktı. Ancak olmadı. Piyade komandoer Yasin Yılmaz bundan tam 29 yıl önce Hakkari Çukurca'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit komandodan geriye askerlik fotoğrafları kaldı. Terör örgütlerin azgın olduğu bir dönemdi. Hakkari'ye gidince yani bir yerde gitmemek, yani içinden gelmiyordu yani gitmek. Daha sonra hatta bir seferinde biletini iptal ettirdik. Tekrar ikinci seferde gitti Hakkari'ye. Ve işte gittikten 6 ay sonra işte şehit haberini alınca artık bizim bütün şeylerimiz yıkıldı. Acı haber baba ocağına bakın nasıl ulaştı. Bir gün sonra bu haber bize verildiğinde artık biz ne yapacağımızı bilemedik. O akşam da haberleri seyrediyordum. Haberleri seyretmekte iken kapıya bir tane görevli memur, polis memuru geldi. Elinde kağıdı gördüm. Şehit kelimesini gördüm orada. Ondan sonra ben yıkıldım. Bu ondan sonrasını hatırlayamıyorum. Yani kendime geldiğimde baktım ki her taraf mahşer yerine dönüşmüştü burada. Aradan yıllar geçti. Ancak ailenin acısı hala taze. Evlat unutulmuyor. Her daim şu anda gözümün önünde geliyor zamandan. Zamandan gözümün önünde. Her zaman yani bir film şeridi gibi geçiyor. Ancak terörle mücadelede gelinen son nokta şehit ailesinin biraz olsun yüreğine su serpiyor. O dönemle bu dönem arasında onların dalları budakları hep kırıldı. Yani dalları budakları yok artık. Yani devletimiz elinden geldiğince bunların inlerine kadar girmiş durumda. Şehit babasının tek arzusu var. Bizim şehitlerimiz ölmemiştir. Bizim şehitlerimiz ne zaman ölür ifadesini kullandığında biz ne zaman unutulursak bizim şehitlerimiz ölmüştür. Şehit ailelerin manevi desteğe ihtiyacı vardır.